Merhaba arkadaşlar. Emniyet yönetimi dersinde iki adım konularına devam ediyoruz. Şimdiye kadar işlediğimiz konular 112 nasıl aranır, trafik kazaları. Bugün trafik kazalarından tekrar bahsedeceğim. Finallerdeydi hatırlarsanız bunun konusu. Burun kanamalarındaki ilk yardım biliyorsunuz o kıkırdak kısmından sıkıyorduk. Göğüs yaralanmaları iki çeşitli biliyorsunuz. İşte cisim girip çıkması durumu var, içeride kalması durumu var. İçeride kaldıysa çıkartmıyorduk. Cüneyt Arkın filmlerindeki olduğu gibi dışarıya çıkartmamız durumunda o nesneyi ya da oku vesaireyi, bıçağı, çatalı, tornavidayı herhangi bir şeyi dışarı çıkarttığınız durumda göğüs kafesi akciğerleri hava giriş çıkışını engelleyecek şekilde bir deliğe sahip oluyordu. Elektrik çarpmalarında müdahaleden bahsettik. Duman ve gaz zehirlenmelerinden bahsettik. Burada ilk önce kendinizi korumanız gerektiğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Daha sonra işte yakınlarınızı kurtarmanızdan bahsetmiştik. Kafatası, omurga yaralanmaları, özellikle düşmeler, çarpmalar. Bu trafik kazasında da aslında benzer durum söz konusudur. Daha sonra kanamalarda ilk yardıma başlamıştık. Ne yapılacağından bahsetmiştik. Şoka giren kişiye nasıl müdahale edileceğini söylemiştik. Kırık ve çıkıklarda işte kırığın oynatılmaması gerektiğinden bahsetmiştik. Koma pozisyonundan yine bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi şu konularımız kaldı. Bebeklerde solunum yolu tıkanması, büyüklerde solunum yolu tıkanması, onlardan bahsedeceğim. Önce şu trafik kazalarıyla bir başlayalım. Trafik kazalarında ne yapılır, ne yapılmalıdır, ondan bir kısaca bahsedelim. Şimdi evet, bu yardım ederken yapıldığını daha önce de söylemiştik. İnsanların oynatılmaması gerektiğini söylemiştik. Hatta sakat kalan insanlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben size bunları anlatırken bir taraftan da şey söylüyorum. Hani böyle etrafta bulunan işsiz, güçsüz, boş vakti çok olan ve işte yetişmemiş insanların muhtemelen etrafta bulunacağından dolayısıyla size yardıma da onların koşacağından, işte IQ seviyesinin çok yüksek olmaması sebebiyle işte size sigara içirteceklerinden, boynunuzdan tutup sizi camdan çıkartacaklarından filan bahsediyorum. Buna engel olmanızı öneriyorum. Tabii ki etrafınıza belki bir sağlık personeli de denk gelebilir. İyi durumlarda söz konusu olabilir. Ama emniyet yönetiminin konusu gereği olabilecek en kötü durumu göz önünde bulundurmak zorundayız. Tabii ki etrafınızda çok şanslıysanız doktor denk geldiyse bu durumda herhangi bir ondan kaçma, aman bana elleme dokunma veya sağlık personeli belki acil tıp teknisyeni denk gelecektir. Ondan kaçınmanızı istemeyiz, beklemeyiz. Ama maalesef etrafınızda karşınıza çıkacak insanlar size daha önce de anlattığım gibi bu videodaki tarzdaki maalesef insanlar olacaktır. Boş vakti çok, bakın normal bir insan bununla uğraşmaz. Hiçbirinizin böyle bir şey yaptığını tahmin etmiyorum. At arabasını öyle çevirirsen işte fizik bilmemenin sonucu arkadaşlar. Bakın fizik bilseydi bu kişi atı bu kadar sert çevirdiği zaman merkez kaç kuvvetinden dolayı yüksek bir cisimin ağırlık merkezinin yüksekte olmasından dolayı aşağıdaki tekerlerin momentumu yenemeyeceğinden dolayı bu arabanın devrileceğini bilirdi. Özellikle futbol müsabakalarındaki bazı durumlarda diyorsunuz nasıl böyle bir atış yapar. Futbolcuların mesela özellikle fiziği çok iyi bilmesi, matematiği çok iyi bilmesi, hesaplaması gerekir. Bakalım devam edelim. Sizi trafikte karşılaşabileceğiniz, size yardıma koşacak insanların davranışlarını bir görelim. Size karşı nasıl davranacaklar onu görmeye devam edelim. Olayın biraz vehametini anlayın diye bu videoyu gösteriyorum. Evet, bakın bunun gibi insanlar
Bu ablayı hatırlarsanız daha önce dönen cisimlerde kişisel koruyucu donanımda da bu abladan bahsetmiştik. O zaman da saçını mısır püskünü taktığı matkaba dolamıştı hatırlarsanız. Bakın aynı abla. Daha önce yaptığı, çektiği bir video. Burada ölmemiş, orada denedi. Evet, gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet. Bak şimdi yardıma koşuyor size, farz edin bak. Gördünüz mü hani böyle insanlarla karşılaşacaksınız maalesef. Evet bakalım. Şimdi bunları size yardım etmesini istemeyeceğinizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum ve size ilk yardımda dikkat etmeniz gereken unsurlardan kısaca şöyle hocamızın da bahsedeceği yerlerden referans alarak devam edelim. Yardım ederken şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de sizin kendi aracınızı ve kendinizi ve arkadan gelen diğer araçları korumaktır. Trafik kazasında bu önlemleri almaz iseniz eğer maalesef çok sayıda kaza var. Geçmişte yaşanmış arkadan gelen aracın çarpması sonucu daha büyük kazalarla karşılaşılmış arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor maalesef. Şimdi buna dikkat etmek için işte aracınızı yoldan dışarıya bir yere park edeceksiniz. Kazadan daha sonra bir yere park etmeniz benim tavsiyem. İşte kazadan önce reflektörlere falan koymanız ama otoban gibi yerlerde viraj çıkışıysa özellikle ya da tümsek çıkışıysa bu tür şeylerde geç görünür. O yüzden araçtan yeteri kadar uzağa koymanız lazım. Gelen arabaların hızlı olduğunu ve çok sayıda geldiğini de düşünürseniz şimdi koyduğunuz reflektör belki ilk bir 3 arabayı belki 5 arabayı engeller ama orada bir konvoyun oluşacağını, bir kalabalık oluşacağını düşünürseniz işte ha çok güzel oldu diyen bir video vardı hatırlarsanız kamyoncu amcanın oradaki gibi arkadan gelen birçok aracın artık o reflektörün menzilinden çıkacağını ve yavaşlayamayacağını da unutmayın. Kazaya sebep olabileceğini düşünün. Ona göre büyük bir kazaysa, yol tıkalıysa, araçlar gidemeyecekse işte ne bileyim belki yola birisini gönderip gelen araçları yavaşlatması için bir şeyler sallamasını falan önerebilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Oynatmamak çok önemli. Yine daha önce dediğimiz gibi bunlardan bahsettik. Şimdi aracı yaralıyı kesinlikle oynatmamak çok önemliydi. Bunu yaparken de öncelikle kontağı kapatmanızı öneriyorum. Çünkü LPG'li araçlarda kontak kapandığı zaman arkadan gelen gaz valfleri kapanıyor. Elektrosolenoid valfler var. Onlar kapanıyor. Dolayısıyla ön tarafa gaz çıkışı olmuyor. Eğer borularda bir yerde kırık varsa oradan gaz çıkar. Ve aynı şekilde yakıt pompalar için de geçerli durum. Oralardan, kırıktan, kaza sonucu oluşan kırıklardan dışarıya herhangi bir gaz veya sıvı çıkışı olmaz. O yüzden kontağı kapatmanız iyi bir seçenek davranış olur. Bunu yaptıktan sonra yaralı eğer hayattaysa ve araçta herhangi bir alev alma vesaire yoksa ki genelde olmaz o durum. Yanan araç çok az olur. Günde binlerce kaza oluyor veya işte sizin de şahit olduğunuz bir sürü kaza vardır ama yananına patlayanına özellikle neredeyse hiç denk gelmezsiniz. Onlar biraz şehir efsanesi daha önce de dediğimiz gibi. Şimdi bir diğer konu yetişkinlerde soluk yolu tıkanmasıdır arkadaşlar. Solunum yolu. Bunlardaki müdahaleye bir bakalım beraber. Şimdi
Sizin burada bir kısmi tıkanma var, bir de tam tıkanma dediğimiz olay var. Kısmi tıkanmayla tam tıkanmanın farkından bir bahsedeyim. Şimdi kişi eğer konuşabiliyorsa, yardım isteyebiliyorsa, ne bileyim kendisini ya sırtıma vur falan diyorsa size, bu durumda kısmi tıkanmış demektir. İşte öksüren kişiye herkes ne yapar? Sırtına vurur, yanlıştır. Ya vurmamak gerekir. Şimdi durumu ayırt etmek gerekir. Şimdi kısmi tıkanma olayında şuraya bir tane yuvarlak bir nesne sıkıştı diyelim. Zaten bizim mouse'umuz da muhtemelen daire şeklinde. Evet, şu mouse'un ucundaki sarı noktanın işte leblebi olduğunu farz edin. İşte geldi sizde şurada bir yerde tıkandı. Normalde yemek borusuna gitmesi gerekirken şuraya geldi, soluk borusuna geldi bu mouse'umuzun ucundaki sarı leblebine diyelim. Şimdi kişi bakın o leblebi tamamen bütün soluk borusunu kapatamaz. Şurada bir yerde tıkandığı için işte bir miktarını kapatır ama bir miktarından hala hava alınması devam eder. Soluk yolu tıkandığı için de kişi öksürmeye başlar. Bu öksürük sırasında ciğerler hızlı bir şekilde basınç oluşturur ve bu hava yukarıya doğru böyle itilir arkadaşlar. Bu arada işte bütün solunum sistemi açılır. Mümkün olduğu kadar bu nesne dışarı fırlatılsın diye uğraşılır. İşte bu fırlatma sırasında arkadaşlar bu nesnenin yapıştığı yerden içerisi mukozik yapı olduğu için yapıştığı yerden çıkması bu basınçta fırlaması istenir. Ama siz bu sırada kişi öksürmezken normalde işte öksüremezken ya da nefes öksürmek için nefes aldığı sırada siz bu nesneye sırtına vurursanız ve sallantı sebebiyle o arada da nefes aldığı durum mesela şöyle sallanıyor. Siz sırtına vurdunuz. O arada nefes çekti. Şak diye aşağıydı. Bir daha nefes aldı. Tak tak tekrar vuruyorsun sırtına. Bakın aşağıya doğru da iyice akciğeri tamamen kapatabilir. Çok büyük sorunlara sebep olabilirsiniz. O yüzden kısmi tıkanmalarda herhangi bir vurma yapmıyorsunuz. Kişi öksürebiliyorsa, nefes alabiliyorsa ve öksürebiliyorsa zaten o çıkacaktır biraz sonra. Ama tamamen tıkandı diyelim. Şuraya indi. Ya da daha büyük bir nesne. Herhangi bir şekilde soluk alıp veremiyor. O zaman ne yapılacak? Önemli olan o. İşte o zaman o sırta vurma aksiyonu gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan bakın sırta vururken öne doğru da eğmek lazım. Bunu öne doğru eğmenin sebebi yer çekiminden yararlanmak. Şuradaki o bakın leblebi yine burada diyelim. Siz vurdunuz sallandı. Yer çekim sebebiyle aşağıya doğru gitmesin. Öksürük de var bir taraftan. İçeride basınç da var. Dışarıya doğru çıksın diye uğraşıyorsunuz. Bunu yaparken buradan elinizi alttan destekliyorsunuz. Arka taraftan da vuruyorsunuz ve üflettiriyorsunuz. Yani akciğerlerini aşağıdan yukarıya doğru böyle vurup kaydırıyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Böylece basıncı yukarı doğru göndermiş oluyorsunuz. Böyle bir öksürük sayesinde çıkartmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bunun dışında hemlik manevrasına geçiliyor. Hemlik manevrasında bakın şu baş parmak bükülüyor. Bakın hanımefendinin yaptığı gibi bakın. Şöyle bir bükme hareketi yapıyorsunuz. Orada bir kabarma oluşuyor. Baş parmağınız büyüyor böylece. Ve kişinin diyaframının alt tarafına yerleştiriyor. Bakın akciğerlere değil. Karın boşluğunun olduğu yere yerleştiriyorsunuz. Oradan baskı yapacaksınız. Siz oradan baskı yapınca diyafram mecburen yukarıya doğru gidecek. İçerideki basınç arttığı için diyafram yukarı çıktığı zaman akciğerlerin içerisinde kalan son hava dışarıya doğru püskürtülmeye çalışılacak. Bu basınç sayesinde de o giren nesne girdiği gibi dışarıya doğru çıkacaktır. Bunu yaptınız. Çıktı çıkmadı bakıyorsunuz. Yine vurmaya devam ediyorsunuz. İşte 3 kere vuruyorsunuz. 3 kere hemlik yapıyorsunuz filan. Tekrarlayabilirsiniz. Bir onu bir onu bir onu bir onu. İşte ilk yardım gelene kadar ya da işte nesne çıkana kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Şimdi şey göstereceğim. Bakın böyle bir manevraya ne zaman ihtiyacınız olur. Önce bir ondan bahsedelim. Onu bir görelim. Böyle bir manevrayı arkadaşlar hayatınızın her anında, her saniyesinde gerek duyabilirsiniz. Bakın buradaki çocuk yemek yerken, kantinde arkadaşınız yemek yerken bu da en yakın arkadaşı gördüğünüz gibi kaçıp gittiğinden de siz de anlıyorsunuz kankası nasıl kaçıp gidiyor. Bu da sınıfın sevilmeyen çocuğu. Dalga geçilen irisi. Bakın şu anda boğuluyor. Kıpkırmızı oldu. Bakın rengi attı filan.
Kankasını görüyorsunuz geldi gene. Sevinmemesine rağmen o bizim iri arkadaş hemlik manevrasını bildiği için bakın bir hayat kurtardı. Bakın en yakın arkadaşı kankası olduğunu buradan anlarsınız. Al su iç, al al. Ver bırak şimdi öksürmeyi de gel su iç falan yapıyor. Bakın su vermeyeceksin diyor da. Gördüğünüz gibi bakın bir hayat kurtarmak o kadar zor değil. Bakın ne kadar güzel adam, sakin görüyorsunuz gevşekliği. Böyle arkadaşlar etrafınızda bulunacak. İşte sizin güvendiğiniz, işte trafikte mırakette kaza yaptığınız zaman karşılaşacağınız arkadaşlarınız, arkadaşlar maalesef bunlar. O yüzden ben boşuna sizi uyarmıyorum. Benim tavsiyem etrafınızdaki yakın arkadaşlarınıza, işte ailenize, eşinize, annenize, babanıza, kardeşinize de ilk yardım eğitimleri aldırmaktır. Gördüğünüz gibi bu çocuğun hayatı şu anda kurtuldu. Bir kişi artı bir bunun kişiydi. Bonus faktörü artı bir oldu. Şu anda bir kişinin hayatını kurtarmış durumda. İlk yardım öyle zannedildiği gibi böyle kanların fışkırdığı filan durum değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir hemlik manevrasıyla bile siz kişiyi kurtarabiliyorsunuz. Yardım rezaletini bakın bir açalım hemen. Size yardım edecek kişiler. Kadın demir kaşığı aslanı çevirmek yapmak için kullandığı anlatılırken aslında büyük bir kanda yaşanıyor. Senin aklına sigara dumanının kadını ayırtacağı geliyor. İlk yardım esaneti sınırı zorluyor. Kadın adamın dediğini yapıyor. Sigaradan ardı ardına nefes çekip dumanı baygın kadının ağzından içeri üflüyor. Skandal kalp masajı rezaletiyle devam ediyor. Tabi adam kalp masajı denilmesi. Genç kadın hala baygın. Belki ayrılacak ama yardımsever halk çare üretmeye devam ediyor. Kilitlenen çenesini açmak için zemin kaşık gelmeyince kalabalığın arasından biri elinden evinin anahtarlarını çıkarıyor. Ve... Kadın kıpırdıyor, belli ki acı çekiyor. Ama ilk yardım severler durmak bilmiyor. Akıllarına bu kez kadını yan çevirmek geliyor. Ama hızlı bir hareketle. Evet işte ilk yardımda size yardımcı olanlar yine Konya görüyorsunuz. Şimdi takip edenler ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır. Yetişkinlerde solunum yolu nasıl tıkanır onu gördük. Şimdi bebeklerde solunum yolu nasıl açılır onu görelim. Şimdi bakın bebeklerde durum çok farklı. Küçük parmakla mesela yardımıyla o boğazındaki şeyi çıkartabilirsiniz. Giren nesneyi çıkartmaya çalışabilirsiniz. Onun dışında bakın böyle yüzüstü yatılıyor. Ancak orada işaret parmağı ağzı açmak için kullanılıyor. O videoları daha önce size verdim biliyorsunuz. Oradan dinleyebilirsiniz. Burada da yine vur kaydır yöntemiyle sırtına vurulacak arkadaşlar. Bakın 1-2-3-4 kere vuruyor. Ondan sonra ters çevirip ağzında bir şey var mı ona bakacak. Bunu yaparken boyuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer de diyaframdan yine hemlik manevrası yapılıyor. Ama bu sefer birazcık kibar olmanız lazım. Çünkü çocuk bu. Bebek. Şuraya çıksın diye de ters çevrilmiş durumda gördüğünüz gibi diyaframdan oradan baskı yapılıyor. Bunu sık sık tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede işte bebeğin ağzında bir şey varsa bunu dışarıya çıkartmış oluyorsunuz. Suni teneffüs ve kalp masajı nasıl yapılır onu bir anlatalım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey nereye yapacağınız o birincisi bakın tam
Bu göğüs kafesi dediğimiz bu kemikli bölge, elinizi dokunduğunuz zaman şöyle göğüs kafesi gelir, şurada bir yumuşak boş bir nokta vardır. Bir de yukarı gittiğiniz zaman şurada bir yumuşak nokta vardır boynun hemen alt kısmında. Bu ikisinin tam ortasına elinizi koyacaksınız. Elinizi nasıl koyacağınız da çok önemli. Avuç içinizin dip kısmını oraya koyacaksınız. Bunu yapmazsanız baskı yayılır. Uygun şekilde baskı yapamazsınız. Şimdi elinizi oraya koyup bir kendinizin göğüs kafesini içeriye doğru şöyle vurmayın ama bastırmaya çalışın. Giriyor mu? Deneyenler için söylüyorum, girmiyordur. Bunu yapmış olmanız çok önemli çünkü yarın öbür gün belki annenize, belki babanıza, belki işte eşinize bunu yapmak zorunda kalabileceksiniz. Bu hissi yaşamanız lazım. Ne kadar sert olduğunu bir görün. İşte bu kadar sertliği içeriye doğru 5 santim kadar ya da işte vücut büyüklüğünün 3'te 2'si kadar içeriye doğru bastırmak lazım. Bunu yapmak gerçekten zor. Bunun için de kollarınızı, kaslarınızı kullanırsanız çabuk yorulursunuz ama vücut ağırlığınızı kullanırsanız biraz yapmanız mümkün. O yüzden kolların böyle dimdik olması çok önemli. Kaç kere yapacaksınız? 30 kere kalp masajı, 2 kere de suni solunum yapabilirsiniz. Bir ayın günü kadar suni kalp masajı, işte kadar, işte hafta sonları kadar da suni solunum yapmanız gerekir. Ha, sayıları karıştırırsanız ne olur? İşte şöyle bir düşünün kısaca. Kendi nefes alışınıza bakın, bir de kalp atışınıza bakın. Hangisi hızlı? Tabii ki kalp atışınız çok daha hızlı. Ama bunu yaparken işte tik tak böyle gidip geliyor, küp 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 yapıyor. İşte 1001, 1002, 1003, 1004 şeklinde yapmanız gerekiyor. Aralarda böyle bir böyle kısa bir süre beklemelisiniz ki kalp kendisini toplasın. Çok hızlı baskı yaparsanız ki zaten kolay değildir. Onu gerçekleştiremezsiniz. Bunu yaptıktan sonra işte ağızdan soluk verme sırasına geldi ama tabii ondan sizden ona bir şey geçmemesi için tedbir almanız önemli. Burnu kapatıp çeneyi yukarıya kaldırıyorsunuz. Çeneyi yukarı kaldıracaksınız ki soluk borusu açılsın. Su içerken boynun havaya kaldırılması da yanlış harekettir. Bunu yaptınız, soluk borusu açıldı. Burnu tıkadınız. Burnu tıkadıktan sonra siz ağızdan havayı verebilirsiniz. Göğsün yükseldiğini görmeniz lazım. İki kez bunu yapmanız gerekiyor. Suda boğulmalardaki müdahaleye bakalım arkadaşlar. Suda boğulmalarda kişi de aynı baş, boyun, omurga gibi sorunlar zedelenmesi, yüksekten düşme durumları söz konusudur. Onları yapmanız gerekir. Kalp masajı ve solunum diyelim. Bebekleri de ondan sonra işte suda boğulmalar. Suda boğulmalardaki ilk yardımlarda dediğimiz gibi kişiye yüksekten düştüyse suya çarpma etkisi ciddi şekilde omurgasına zarar vermiş olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar oynatmamak gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Sudayken siz ilk yardımcı değilseniz sudaki kişiye yardımda bulunamazsınız. Onunla uğraşmak zorunda değilsiniz. Sizin sudaki kişi dışarı çıktıktan sonra başlıyor ilk yardım göreviniz. Siz onu biliyorsunuz ama diğer kısmını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla sudaki kişiler, boğulan kişi kesinlikle ne yapar? Gelen kişiye boynundan sarılır. Şimdi boynundan sarıldığı zaman ne olur? Sizi aşağıya doğru çeker arkadaşlar. Sizi aşağıya doğru çekmesi de tabii ki çok ciddi. İkinizin birden ölmesi ya da sizin ölmeniz onun kurtulması anlamına gelir. Çoğunlukla kurtulmaya gelen kişi daha çok boğuluyor. Bütün videolarda, haberlerde onları duyarsanız iki kişi boğuldu,
Suya düşen kurtuldu. Suya düşen kurtulmadı. Suya düşen diğer iki kişiyi boğdu. O arada da kendini ite ite kenara kadar, o iki kişiyi suyun içine ettiği için, kendisini dışarı ettiği için kendi hayatını kurtardı. Onları öldüren kişi aslında o kurtulan kişidir. Burada dikkat edeceğiniz şeylere gelelim. Ya Kazazede'ye geldiğiniz zaman müdahale edecekseniz, bakın Cüneyt Arkın şuradan geliyor, bu da Kazazede. Belirli bir mesafede durup kişinin kendinden geçmesini bekleyebilirsiniz. Maalesef bu doğru hareket olmuş oluyor. Beklemelisiniz arkadaşlar. Birazcık kendisinden geçer gibi olduğu zaman şöyle hemen tutup onu dışarıya çekebilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkincisi, yapılmış şeyleri söylüyorum. İşte kişiye işte kıpırdamazsa, şey doğru durmazsan, kıpırdarsan sana yardım etmem deyip onun belki kendi iradesiyle durmasını sağlayabilirsiniz. Bazıları durabiliyor. O iradeyi gösteriyor. Geçmiş derslerimizde bunların yaşayan öğrencilerimizle de konuştuk, karşılaştık. Üçüncüsü, işte onu bayatmaktan falan bahsediyor. O çok doğru bir yöntem değil. Bakın Cüneyt Arkın o yöntemi yapıyor. Öyle bir şey yok yani. Daha buradaki espri kısmı. Bakın şuradan yumruk vasıtasıyla arkadaşı bayılttı. Ama sonra sudan çıkartacak diyebiliriz. Şimdi bunu sudan çıkarttığınız zaman bakın yapmamanız gereken şey kişiyi sallamamak. Bakın sallamayın, sarsmayın deniyor. Neden? Çünkü omurilikte zedelenme olabilir, suya çarpmış olabilir. Fakat Cüneyt abimiz ne yapıyor? Bakın böyle aşağıya doğru sallıyor. Türk filmlerinde çoğunlukla hala günümüzde çekilenlerde bile hatalı hareketler mevcut arkadaşlar. Ayrıca işte yutulan suyun da çıkartılması gerektiği zannedilir. Ama onu da yapmanıza gerek yoktur. Çünkü akciğerleri genelde kapandığı için çok fazla bir su gitmez. Onu çıkartmak da sizin göreviniz değildir. Onun kişinin solunumunu sağlamak sizin görevinizdir arkadaşlar. Bunu yapmak için o suni solunum yöntemlerini kullanacaksınız. Az önce anlattığımız videodaki gibi. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.